Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Bu şekilde hoşuma gitti benim. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Ee, şöyle fıstık yeşili bir rengim var. Altın Başak Maxi 10'a 3 ipimin markası. Tığımda 10 numara 1.10 milim. Şimdi ortadan 12 tane zincir çekerek başlıyoruz. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine batarak bir yuvarlak oluşturuyorum önce. Ek zincire batarak birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çekelim ve bu boşluğun içine sık iğne yapacağız. Tığın başını dolamadan bu şekilde batıp çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu zincirden arta kalan ipimiz de zincirin etrafında gezdi gezdirerek sık iğnelerin altında gizliyoruz 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 Evet 24 tane sık iğne yaptık 12 zincirin üzerine 24 sık iğne yapıyoruz ve ilk sık iğnenin içine batarak şu şekilde birleştiriyorum şu ipimizi de bakın gizledik sık iğnelerin arasında zincirden arta kalan ipimiz bunu artık şöyle dibinden kesebiliriz. Evet, şimdi buradan 11 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sık iğnelerden şimdi sayıyorum şu şekilde. 1 2 3 4 4. sık iğneye batıyorum. Bu 11 zinciri buraya birleştirdim. Tekrar 11 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. Dördüncüye sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 sayıyorum. dördüncü batarak birleştirdim. Şimdi 3 tane boşluğum oldu. 6 tane bu şekilde boşluk yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 Dördüncü boşluğu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4 diyorum. Yine dördüncü sık iğneye batıyorum. Şimdi son boşluğu yapıyoruz. Tekrar 11 zincir 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 Geliyoruz ilk başladığımız yere. ilk yaptığımız zincirin dibine batarak şu şekilde birleştirelim. 1 2 3 4 5 6 tane çemberin etrafında boşluk oluşturduk. Şimdi ipimizi önümüzdeki ilk boşluğun orta kısmına kadar taşımamız gerekiyor. Boşluğun içine giriyorum şu şekilde. bir tane zincir çekiyorum 3 defa yaptım aynı işlemi tam ortaya gelmedim buradan 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz bu boşluğun içine zincir birinci trabzanımız olacak iki tane daha trabzan yapıyorum 3 tane trabzan yapmış olduk şimdi 5 tane zincir çekelim 2 3 4 5 t1 dolayıp aynı boşluğa batıyoruz. Tekrar 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 Bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekerek diğer boşluğa geçeceğiz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 tane zincir bir doladık. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir bir doladık. Tekrar aynı boşluğa 3 tane daha yapıyorum. 1 2 3 Şimdi 3 zincir 1-2-3 zincir bir doladık. Diğer boşluğa geçiyoruz. Aynı işlemi her boşluğun üzerine tekrarlıyoruz arkadaşlar. şu şekilde şu aralarda 5 zincir şu geçişlerde de 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi diğerlerini tamamlayalım. Bir üstte birlikte geçelim. Evet bir sırayı tamamladım. Şimdi başlangıç noktasına geldik. 3 tane zincir çekerek yine bu arada ilk trabzanın daha doğrusu zincirin burada zincir çekerek yukarı çıkmıştık üzerine batıyoruz birleştiriyoruz şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum altta 3 tane trabzanımız var bunun üzerine 4 tane trabzan yapacağız onun için şimdi bu birinci trabzanımız birleştirdikten sonra zincir çekiyoruz zincir birinci trabzanımız aynı yere tekrar batıyoruz ikinci trabzanı yapıyoruz şimdi sırayla üzerlerine batarak her bir trabzan üzerine batarak 3 ve 4 4 tane trabzan yapmış oluyoruz yani buradaki trabzanların bir baştakinden bir de bu taraftakinin sonundakinden artırarak yapmış olacağız şimdi iki tane zincir ortadaki 5 zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne yaparak bunu birleştiriyoruz tekrar 2 zincir bir doladık Şimdi trabzanların üzerine ilk trabzan üzerine 1 sıradaki trabzan üzerine batıyorum 2 3. son trabzan üzerine batıyorum ve 4. de yine aynı yere batıyorum. 2 tane bu taraftan 2 tane bu taraftan artırmış olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz diğerine geçerken 2 zincir yine aynı şekilde burada ilk baştaki trabzandan artırıyorum 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 sıradakine batıyoruz 3 diğerine batıyoruz 4 2 tane zincir çekiyoruz ortadaki zincirin içine batarak tığın başını dolamadan batıyorum ve çekiyorum sık iğne yapıyorum tekrar iki zincir şimdi yine ilk trabzanın üzerine 1 ikinci trabzanın üzerine 2 3 trabzanın üzerine 3. trabzanı yapıyoruz dördüncü ile yine en son battığımız yere tekrar batarak yapıyoruz Geçişte yine 2 zincir çekiyorum. 2 zincir. Geliyoruz ilk trabzanın üzerine. 1 Aynı trabzan üzerine tekrar 2 3 sıradakine 4 bir sonrakine batarak 4'e tamamladım. 2 zincir ortadaki boşluğa sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 2 zincir Şimdi birinci trabzan sırayla batıyoruz. İkinci trabzan ve üçüncü trabzanı battık. Dördüncü trabzanı yine aynı yere batıyoruz. İki zincirle diğer trabzanların üzerine geçiyoruz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üstte yine birlikte geçelim. Evet bir sırayı daha tamamladım. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Geçişteki iki zinciri çekiyorum. Yine aynı şekilde ilk trabzanın, daha doğrusu zincirin tepesine batarak birleştiriyoruz. Şimdi dört tane trabzanımız var. E, bu dört trabzanın üzerine beş tane trabzan yapacağız. Aynı şekilde artırarak üç tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Bu birinci trabzanımız. Aynı yere bir daha batıyoruz ikinci trabzan şimdi sırayla batıyorum 3 4 5 5 tane trabzan oldu alt sıradaki mantıkla aynı üst sırada da aynı şekilde artırıyoruz burada 5 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincir şu ortada yaptığımız sık iğnenin üzerine batıyorum yine bir sık iğne yaparak birleştirdim tekrar 1 2 3 4 5 zincir geliyoruz buraya ilk trabzanın tepesine batıyoruz yine buraya da 5 tane yapacağız bu birinci trabzanımız sırayla batıyoruz sondakine kadar 2 3 dördüncü yapıyorum en son trabzanın üzerine ve beşinci ile tekrar aynı yere batarak yapıyorum şu şekilde şimdi diğer tarafa geçiyoruz burada geçerken herhangi bir zincir yok direkt tığın başını dolayarak ilk trabzanın tepesine batıyorum bir şimdi aynı yere tekrar batıyorum 2 Şimdi sırayla batıyoruz. 3 4 5 5 tane de burası oldu ve şurası birleşmiş oldu. Toplamda 2 4 6 8 10 tane trabzan oldu. Şimdi tekrar 5 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 zincir. Ortadaki sık iğneye bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Doladık. Buraya yine 5 tane yapacağız. Sondan artıracağız. 1 ilk tırabzanın üzerine bir sonrakine batıyorum. 2 Bir sonrakine batıyoruz. 3 bir sonrakine batıyoruz. 4. Şimdi 5. aynı yere batarak yapıyoruz. 5. Şimdi burayla yine birleştiriyoruz. Tığı bir doladık. Burada da yine baştan artırma var. 1. Aynı yere tekrar batıyorum. 2. Şimdi sırayla batarak devam ediyorum. 3. 4. 5 beş, 5'e tamamladım yine yan yana 10 tane trabzan görünüyor şu anda Evet 5 zincir çekip ortadaki sık iğneye batıyoruz tekrar bir sık iğne yaptık 1 2 3 4 5 zincir diğer trabzanın üzerine geçiyoruz 1 ve 2 aynı yere batarak şimdi aynı şekilde burayı da şurada gösterdiğim şekilde yapıyoruz şimdi bu sırayı da bu şekilde dolanalım sonra bir üstte birlikte geçelim Evet bir sırayı daha tamamladım bu şekilde arkadaşlar yine şöyle iki taraflı iki taraflı aynı yerde artırmalar yaptık buraya geldik son trabzana yine iki defa battık 5 oldu burada zaten baştan iki tane batmıştık şimdi burayı birleştiriyoruz yine 10 trabzan görünümünde olacak ilk trabzanın tepesine batıyorum birleştiriyorum Evet buradan üste geçeceğiz şimdi yine üç tane zincir çekerek bir 2 3 zincir bu sırada aynı alttaki gibi şimdi 3 zincir çektik 5 tane trabzanımız var sırayla batıyoruz zincir birinci trabzanımız 2 3 4 5 trabzan şimdi 2 zincir burada 2 tane boşluğumuz var ilk boşluğun içine giriyoruz sık iğne ile bu iki zinciri birleştiriyoruz 5 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Yine sık iğne ile buraya birleştirdik. Tekrar 2 zincir. Şimdi tığın başını bir kez doluyoruz. Bu sırada artık burada hiçbir artırma yok. Her bir trabzanın üzerine batarak yine 10 tane trabzan yapacağız. Şöyle ilk trabzana batıyorum. 1 Sırayla her birine batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son trabzanın üzerine batıyorum 10 bu şekilde 10 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi iki tane zincir ilk boşluğa sık iğne ile bu iki zinciri birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer boşluğa yine sık iğne yaparak birleştirdik. Tekrar iki zincir. Bir defa tığ doladık. Trabzanların üzerine geliyoruz. 10 tane trabzan yapıyoruz. Her bir trabzanın üzerine batarak. 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Tekrar iki zincir ilk boşluğa bir sık iğne ile birleştirdik. 2, 3, 4, 5 zincir diğer boşluğa bir sık iğne ile birleştirdik. Tekrar iki zincir ve geliyoruz trabzanların tepesine bu sırayı da bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Yine 10 tane şimdi trabzan yapacağım. Bu şekilde bir sıra daha dolanalım. Sonra bir üste geçelim. Evet bir sıra daha dolandım. Yine başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada da yine trabzanları birleştiriyoruz. En son 5 tane daha trabzan yaptım. İlk trabzanın tam tepesine batarak birleştiriyorum. Ve yine 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Bir doladık. Şimdi sırayla 5 tane trabzan yapıyoruz yine. Hemen yanındaki oya batıyoruz. Zincir birinci trabzanımız. Şimdi ikinci yaptık. 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Burada 3 tane boşluğumuz var. Şurada 2 zincir çekmiştik. Şurada 5, şurada 2 çekmiştik. Tam ortadaki 5 zincir çektiğimiz boşluğa batarak bir sık iğne ile bu 5 zinciri birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çekiyoruz geliyoruz ilk trabzanın tepesine atıyoruz şimdi bir yine be tane trabzan yapacağız 2 3 4 Pardon 5 yapıyorum 5 5 tane trabzan yaptık şimdi 5 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 şimdi bu 10 taneyi de yine 5 5 ayıracağız birer tarafa tığı bir kez doladık hemen sıradaki trabzandan batıp yine 5 tane daha trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5. Şimdi yine aynı şekilde şuradaki gibi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki boşluğa batarak sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyoruz yine ilk trabzanın tepesine. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine bir doladık hemen sıradaki yuvadan batıp devam ediyoruz. 5 tane daha yapıyoruz. 3. 4 ve 5 tekrar 5 zincir ortadaki boşluğa battık birleştirdik 1 2 3 4 5 zincir ilk trabzana batıyoruz yine 5 tane sırayla trabzan yapıyoruz şimdi bir sırada bu şekilde dolanacağız bu sırayı da tamamlayalım. Sonra bir üste geçelim. Evet bir sıranın daha sonuna geldim. 5 tane trabzanı yaptık. Şimdi birleştirirken burada da 5 tane zincir çekiyoruz. İlk trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Evet bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi buradan artık e, bundan sonra iki sıramız kaldı. Yine buradan 1 2 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Tığı bir kez dolayıp hemen yanındaki yuvaya batıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. İki zincir. Tığı bir kez dolayıp bir yuva atlıyoruz. Bir sonraki yuvaya batıyoruz bu alttaki 5 trabzanın üzerine bu işlemleri yapıyoruz bir sonrakine de batıyorum bir trabzan daha yapıyorum şöyle iki trabzan iki zincir bir yuva atladık tekrar iki tane trabzan yaptık şimdi buradaki geçişte iki tane zincir çekiyoruz bir iki zincir Yine iki boşluğumuz var. İlk boşluğa giriyorum. Bir sık iğne bu iki zinciri birleştirdim. Tekrar 2, 3, 4, 5 zincir. Şu alt sırada yaptığımız gibi. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Birleştirdik. Tekrar iki zincir. Şimdi beş trabzan üzerine şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk trabzana batıyorum. 1. Bir. bir sonraki yuvaya batıyorum. 2 2 tane trabzan 2 tane zincir bir doladım bir yuva atlayıp bir sonrakine batıyorum tekrar buraya iki trabzan daha yapıyorum 1 ve 2 Şimdi burada iki tane zincir çekiyoruz bu arada 5 zincir çekmiştik trabzanların arasında boşluğun içine batarak bir sık iğne yapıyoruz sadece tekrar 2 zincir bir doladık yine ilk trabzan üzerine bir bir sonraki trabzan üzerine geldik ikinci trabzanı yaptık iki Pardon iki tane zincir çekip bir yuva atlayıp bir sonrakine batıyoruz bir ve 2 Toplamda 4 tane trabzan yapıyoruz buraya. Arada 2 zincir çekerek bir yuvayı atlıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir ilk boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir diğer boşluğa batıyorum bir sık iğne tekrar 2 zincir trabzanların üzerine iki tane trabzan yapıyorum önce sırayla 1 12 2 zincir çekiyoruz bir yuva atlayıp bir sonrakine batarak 1 2 trabzan daha yapıyoruz 2 zincir boşluğa birleştirdik tekrar iki zincir yine trabzanların üzerine geliyoruz aynı işlemi tekrar ediyoruz bir sırada bu şekilde dolanıp son sıraya geçeceğiz Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar şu aralarda 2 zincirle sadece bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip 2 trabzan, 2 zincir, bir boş bir yuva atlayıp tekrar 2 trabzan. Burada da yine 2 zincir, 5 zincir ve 2 zincirle trabzanların üzerine geliyoruz. Bu şekilde dolanalım. Bir üstte ve son sıraya tekrar geçiş yapalım. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Şimdi son sırayı yapacağız arkadaşlar böyle uzak kaldı şu şekilde tamamladık şimdi son sırayı da birlikte geçelim en son buraya geldim bir sık iğne yaptım ve iki zincir çektik ilk trabzanı yine tepesine birleştiriyoruz Yine buraya iki trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çektim. Bu birinci trabzanımız şimdi ikinci yapıyorum şimdi burada 7 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 bir kez dolayıp diğer iki trabzanın üzerine geçiyoruz buraya da yine 2 tane trabzan yapıyoruz 1 2 şimdi 5 tane zincir 1 2 3 4 5 Ortadaki boşluğa batıyorum bir sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir tekrar şimdi ikilerin üzerine geliyoruz yine. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Birinci trabzan. İkinciye batıyorum. İkinci trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir doladık. Diğer iki trabzanın üzerine yine iki tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Şimdi buradaki işlem tığı bir kez doluyoruz. Şu ortadaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. İki trabzandan sonra. Şimdi 11 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tığ bir dolayıp aynı sık iğne bir daha batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi direkt tığın başını dolayıp buradaki ikili trabzanların üzerine geçiyoruz. Yine iki tane trabzan yapıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer trabzan üzerine geçiyoruz bu iki trabzanların arasında hep 7 zincirimiz var şu şekilde şu geçişte de 5er zincirli geçiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ortadaki boşluğa birleştirdik 1 2 3 4 5 zincir şimdi direkt trabzan tepesine geliyorum birinci trabzan ikinci trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir Diğer trabzanların üzerine yine bir ve iki. Evet bu geçişi tekrar birlikte yapalım. Burada zincir çekmeden tığı bir kez dolayıp ortadaki sık iğnenin üstüne batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Sonra 11 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 pardon Pardon baştan alalım. 11 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir doladık. Aynı sık iğnenin üzerine bir kez daha batarak bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi ikililerin üzerine geçiyorum. Direkt tığı dolayıp ikili trabzan üzerine geçiyoruz. 1 ikinci trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir doladık tekrar 1 ve ikinci trabzan 5 zincirle geçeceğiz. Şimdi şu 11 zincirler bizim köşelerimiz. 11 zincirden 11 zincire köşemiz oluşuyor. Bu şekilde buralardan ekleyeceğiz diğer tarafı. Şöyle göstereyim. Ütüsüz biraz mürdülünce daha güzel görünecektir. Burada da bakın 11 zincir, 11 zincir köşeden köşeye olarak düşünün. Şu şekilde birleştirmesini yapacağız. Şimdi Diğer köşeye gelelim. 11 çek 11 zincir çekeceğimiz köşelerimiz buralar. Şimdi 5 tane zincir. Ortadaki boşluğa battık, birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzan üzerine geldik. 1 2 trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir sonraki trabzanların üzerine geçiyoruz. 1 2 Şimdi şu ortadaki sık iğneye bir trabzan yapıyoruz. Tığı dolayıp direkt sık iğnenin üzerine batıyoruz. Şimdi 11 zincir çekmemiz lazım burada. Ekleyeceğimiz için 11 değil 5 tane zincir çekeceğim ben. 1 2 3 4 5 pardon 6 zincir çekeceğim 6 zincir çekelim fark etmez 6'yı aslında 5 çekip sonra 6 da çekebiliriz şimdi 11 zincir çektiğimiz boşluğa alıyorum diğer motifi elime motiflerin ters yüzleri şöyle birbirine ters bakacak şekilde ters yüzleri içte kalacak şekilde anlatamadım boşluğun içine giriyorum bir sık iğne ile birleştim birleştirdim 6 zincir çekmiştik 1 2 3 4 5 tane daha çekiyorum dönüyorum ördüğüm motife aynı sık iğnenin üzerine bir kez daha batarak bir trabzan daha yaptım şimdi tığ doladık direkt trabzanların ikili trabzanların üstüne geçiyorum bir ikili derken yani iki tane trabzanın diyeyim iki tane trabzan yaptık Şimdi şuraya eklemiş olduk. Şurada da 6 zincirimiz var. Buradan da ekleyeceğiz. 7 zincirimiz var. Pardon. Yanlış söylüyorum. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Çeviriyorum. Sıradaki boşluğumuz 2 tane trabzanların tam ortası. Birleştirdim. Tekrar 4 zincir çekmiştik. 5, 6, 7. 7'ye tamamladık. Döndük bir doladım geliyoruz iki tane trabzanın üzerine bir iki şu şekilde birleştirdik bir de şurası ve şurası şimdi şu ortadaki beşer zincirden birleştirme yapmıyorum aynı şekilde burayı örmeye devam ediyoruz 1 2 3 4 5 zincir ortaya geldik bir sık iğne ile birleştirdik 1 2 3 4 5 zincir ikili trabzanların üzerine yine iki tane trabzan yapıyoruz şimdi d 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 ekleyeceğimiz için diğer motifi getirdim 5 zincirleri atladık 7 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz bir sık iğne ile birleştirdik 5 6 7 7 ye tamamladık dönüyoruz yine buraya iki tane trabzan yapıyoruz <laughs> Evet burayı da birleştirdik. Şimdi yine ortaya geldik. 11 zincir çekeceğiz burada. Önce sık iğnenin üstüne batarak bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Geliyorum burada 11 zincir çektiğimiz boşluğun içine birleştirdim ve 7, 8, 9, 10, 11 diyerek 11'i tamamladım doladım şimdi sık iğnenin üzerine tekrar bir kez daha batıyoruz hemen buraya atlamıyoruz sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyoruz şimdi tığ dolayıp iki tane trabzan yapıyoruz alttaki iki trabzanın üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer trabzanların üzerine geçtim 1 iki trabzan 1 2 3 4 5 zincir ortadaki boşluğa pardon boşluğa bir sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 zincir ekleme bitti artık örmeye devam ediyorum 1 2 trabzan şurayı da şöyle göstereyim tekrar bu şekilde 11 zincir ve 7 zincir çektiğimiz boşluklardan ekliyoruz şu aralarda beşer zincirimiz var buralardan ekleme yapmıyoruz Evet şimdi az birimiz kaldı orayı da tamamlayalım 7 tane burada 1 2 3 4 5 6 7 zincirimiz çekiyoruz 2 tane trabzan 1 2 ortadaki sık iğneye bir trabzan yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir aynı sık iğneye bir kez daha batıyorum bir tane daha trabzan yaptık ve tığ dolayıp direkt iki trabzan üzerine geçip iki tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar iki trabzandan yapalım 1 2 1 2 3 4 5 zincir ortadaki boşluğa geldik kapattık 1 2 3 4 5 zincir 2 tane trabzan 1 2 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar 2 trabzan 2 Evet şimdi son köşe bir doladık sık iğnenin üzerine battık aynı zamanda bitiş noktamız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir bir doladık tekrar aynı sık iğne bir trabzan şimdi bu direkt buradaki trabzanın üzerine batarak birleştiriyoruz bir zincir ve ipimizi kesiyoruz bu ipimizde yine modelin arkasını çevirip şöyle her videoda gösteriyorum birkaç ilmek gizliyorum ilmeklerin arasından girerek biraz daha gizleyebilirsiniz bir aşağıya kadar şöyle keselim Evet ipimizle gizledikten sonra şöyle bakabilirsiniz. Şimdi üçüncü motifi yaptığımızda da. E, kare olmaz bunlar, kare bir şey yapamayız. Şuraya ekleyebiliriz, yuvarlak yapabiliriz. Etrafına tekrar ekleyerek e, bir takipçim şey sormuştu, fiskos masa üzerine e, motiflerle bir şey yapabilir misiniz diye. Mesela bununla yapabilirsiniz etrafına ekleyerek büyük bir fiskos büyüklüğünde yapabilirsiniz şimdi daha çok bir de sorulan sorular bunun kenarı nasıl olacak bunun kenarında herhangi bir oyası yok ama böyle zincir kalması da güzel olmaz Tabii ki etrafına bir sıra ya da iki sıra sık iğne giderseniz gayet güzel durur şu şekilde Umarım beğenmişsinizdir benim hoşuma gitti değişik bir model Bence Beğenip beğenmediğinizde bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim tabii ki. Şimdilik modelimiz bu kadar. Başka modellerde görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.